ara biliyorsunuz son Avusturya İmparatoru olan, yani Franz Josef 17'de öldü. O bir senenin içinde genç veliaht, onun yeğeni Karl Avusturya Macaristan İmparatoru oldu biliyorsunuz. Ve tabii çok feci de Avusturya'nın durumu. Yani Avusturyalılar asker falan değildir, felakettirler. Bir de zaten iç yapıları çok şeydi, bozuktu. Yani bütün monarşiye bağlı milletler birbirleriyle çekişiyor. Her Allah'ın günü bir alay çek karşı tarafa geçiyor. Macarlar Alman Avusturyalılarla kavga ediyorlar cephelerde falan, böyle bir karışıklık. İyaşe ve ibate sivil kanat için fevkalade zor. Çok zengin bir imparatorluk değil öyle öbürleri gibi. Biliyorsunuz durumu, yani Galicia'ya yardıma gittik. Bu belki çok lazım değildi, belki de lüzumluydu. O tartışılır ayrıca. Şimdi bu memleketin kralı ve imparator olan, yani Karl dedi ki biz çekilelim savaştan, sulh yapalım karşı tarafla. Bunun üzerine Almanlar herife nasıl ağır hakaret ettiler. Hem basın yoluyla hem de ordunun içindeki, yani Avusturyalı generallerle falan, Allah bilir ne yaptılar adama. Özür dilemek zorunda kaldı, yani yanıldım dedi. Temizlerlerdi onda, yoksa hiç şakası yok. Yani bu gibi şeylere çok müsaade etmezler. Çünkü ittifakın, merkezi antantın ana kuvveti Almanya'ydı. Böyle yakın tarih yaparken, olaylara çok detaylı olarak inmek zorundasınız. Ezbere konuşamazsınız ve komplo teorileriyle de konuşamazsınız. Her komplonun temellendirilmesi lazım. Yani gidip de buna Enver orada dayak yedi, hakaret gördü, işte akşama da adamı temizledi falan diye böyle basit komplo teorisiyle, mahalle dedikodusu usulüyle tarih yazamazsınız. Bu mümkün değildir. Daima ortamı değerlendirmek, bir makro bir mikro bakmak zorundasınız. Ve yakın tarih çok önemli bir biçimde malzeme kullanmayı gerektiriyor. Efendim her malzemeye de böyle mal bulmuş mağribi gibi saldıramazsınız. Yani bu Mezopotamya tarihi değildir. Bir tablet buldum, okudum, ona göre tarih yaz. Bu mümkün değil. Çünkü hatırat dersin yalan yazar. Gazete dersin şişirme yazar. Bak İngiliz İmparatorluğu Ermeni meselesi için bir mavi kitap çıkardı. Biliyorsunuz o tarihte Toynbee'de içindeydi. Kendileri yalanladılar. Yani biz orada yalan söyledik, şişirme yaptık diye. Kendileri söylediler, harpti, biz böyle şeyler yaparız, yapıldı, yaptık dedi yani. Toynbee bir yerde tabii biliyorsunuz büyük bir tarihçi, o komisyondaydı o zaman. Ben askerlik görevi yapıyordum, bunu yaparım, bu gereği vardı. 50 sene sonra da aynı şeyi savunacak değilim dedi, bunu benim gözümün önünde dedi. Çünkü münasebetsiz bir hanım dil tarihten Ankara'da konferans verirken, kalktı bunu sardı. Yani herkesin ağzına sakız biliyoruz. Bir daha sordu. Toynbee cevap verdi. Mavi kitap dedi. Bir delil değildir dedi. Hiçbir şey için delil değildir. Ne Ermeni davasını, Ermeni olayını aksettirir doğru dürüst, ne de bizi aksettirir dedi. Biz savaşıyorduk dedi. Başka zaman tabanca çekip adam öldürmüyorsun yani, ama savaşta gözünü kırpmadan öldürüyorsun değil mi? Her şeyi yapıyorsun. Mayın döşüyorsun kim geçerse gitsin diye. Sur zamanında yola mayın döşeyen adama manyak denir, terörist denir. Fakat savaşta bu bir savaş biçimidir yani, bu kadar açık. Onun için bu şeyler söylüyor kendisi, yani bu doğru değildir diye. Dolayısıyla tarihte, bu yakın tarihte her malzemeyi böyle mal bulmuş gibi kullanamazsınız. Çok açıktır. Kendinize göre seçim yapamazsınız.
Fakat bu yöntemleri bilmeniz gerekir, bilinmesi gerekir. Zaten aksi takdirde çalışmak fevkalade zordur. Ve üzerinde ısrarla durulacak bir konu da şudur gene, size bunu ısrarla belirteyim. Daima mukabil monografiler yazılması gerekir. Gelecek yıl 100. yılı Ermeni tehcirinin. Türkiye büyük bir hücum ve kampanya etkisinde kalacak. Şunu başından söylemek gerekir. Ermenilerin, Ermeni taraftarlarının yazdıkları kitaplar tonlarladır 100 sene boyunca. Bu tonlarla yazılan kitapların içinde tabii ki şişirmeler vardır. Efendim menfaat vardır. Bizimkiler parayla yazıyordu. Yok, herkes de parayla yazmıyor. Bazısı Hristiyanlık gayretiyle ve imanla yazıyor. Yani bunu da size söyleyeyim. Öyle para mara değil, adam üstüne bile para verir yani yazdıktan sonra, öyleleri de vardır. Ciddi tarihçi yöntemlerine bulaşarak yazanlar var. Arşiv kullanarak bilmem neyle falan. Ve oralarda kötü niyetli o yöntemi bilerek saptıranlar var. Farkında olmadan bağnazlığının etkisiyle ortaya bir takım cevherler çıkaranlar var. Mesela Türklerin jenositinden bahsediyor adam. Olayları anlatıyor. İşte böyle böyle yaptılar, böyle böyle yaptılar. Fakat Türk İmparatorluğu'nun iç yapısını hiç bilmiyor. Yani Ermenileri sürgüne götüren muhafız kıtaları açtı. Silahsızdı doğrudur. Ve Taşnak çetelerinin bakiyelerinin saldırısından korkuyordu. Ve Türk İmparatorluğu'nda jenosit yapacak bir ırkçılık bilgisi yoktu. Böyle bir birikim yoktu. Yani kalkıp işi Almanya'ya, ikinci harpteki Hitler Almanya'sının fikri atmosferine benzetiyor. Bilmiyor çünkü, Türkiye'yi tanımıyor. Tanımıyor yani, Türkiye en ciddi tarihçiler için bile batıda bilinmeyen, yanlış değerlendirilen, olayları itibariyle yanlış yazılan bir memleket. Çok önemli bir şey bu. Bazıları var, hakikaten zeki, çok ciddi ve sabırlı. Bunlar arşive girdikleri zaman Türk aleyhtarı bir şeyler yapmak istemişler. Herkes bunlara paralı, Türkler para verdi diyor. Yalan, inanmayın. Türklerin kimseye para mara yedirdiği yok. Birine para yedirip iş yaptırmak için çok bilgili olacaksın. Bizim bürokrasimizde o kafa yok. Yani ben hiçbirisi bu adamların Batı tarihçiler aleminde kimler var, ne yazar, onu tanır mıyım, nasıl tavlarım? Bu büyük bir enformasyon, istihbarat işi ve büyük bir aktivitedir. Böyle bir şey yok Türkiye'de, Türkler bilmez bunu. Bir iki adam için biz para veriyoruz dedi. Hayır, siz para vermiyorsunuz dedim. Adam kendi yazdı, yazdıktan sonra çıktınız gittiniz yani yanına. Para mara verdiğiniz yok, biz yazdırıyoruz. Ne yazdırıyoruz? Hepsi yazmış zaten. Giriyor arşive, bakıyor ki kazın ayağı pek de öyle söylendiği gibi değil. Yani Türkleri de öyle Hitler Almanya'sına falan benzetmek ve öyle mütalaa etmek mümkün değil. Biraz daha derin gidiyor, anlıyor Osmanlı İmparatorluğu'nun halini. Bunlar Günter Levy gibi. İşte efendime söyleyeyim, tabii Bernard Lewis gibi adamlar. Bernard Lewis öyle Türk dostu falan değildir. Bernard Lewis İngiliz'dir, İngiliz İmparatorluğunu sever, Yahudileri sever ama en çok kendini sever. Öyle Türk dostu falan değildir ama tabii fevkalade zeki bir adamdır, çok bilgilidir.
çok ölçüleri şeydir, sağlamdır. Anlıyor ki bu jenosit değil, yani bunu da söyledi, bu jenosit değil dedi, bu başka türlü bir katliam dedi, bu harbin bitimindeki çöküntü dedi. Ve Fransa mahkum etti adamı, mahkeme. Siz dedi jenositi inkar ediyorsunuz, bir frank ceza mahkumiyet, rezalet. Yani Fransa hakimleri için büyük bir şey, cüret ve büyük bir rezalet. Bunu bu şekilde bakmak lazım. Şimdi bizim 15'te yapacağımız tek şey, maalesef ortaya koyulan çok az eser vardır ve denecek ki ne bağırıyorsunuz, biz yapmadık, işte bu kadarla geçecek bu iş. Çünkü Türkiye Birinci Cihan Harbi'nden yenik çıktı ama bu yenilgiyi biliyorsunuz, kötü mütarekeyi, çok kötü bir mütareke de yaptı. Bu yenilgiyi ve kötü mütarekeyi derhal dirilerek reddetti. Bunu unutmayın. Hiç kimse bunu yapamadı. Yani hiç kimse Mondros mütarekesinin üzerine o ağır kötü mütareke şartlarının tamamen aksine mugayir bir şekilde Anadolu'da teşkilatlanıp savaşa devam edemedi. Anadolu mücadelesi imzalanan kötü mütarekenin tanınmaması ve onun emirleri, amir hükümlerine, o anlaşmanın, anlaşmadır o da tabii, şartlarına tamamen mugayir bir şekilde savaşa devam etmek işini beceremedi. Ve o savaşı reddettiği, padişahının bile tasdik etmediği, sevirle değil, Lozan'la tamamladı. Onun için kimse onlara böyle bir şey empoze edemez. Siz bu kıtali tanıyacaksınız diye. Ve jenosit olarak tanıyacaksınız diye. Kaldı ki arşivlere falan baktılar mütarekede, pek bir şey çıkaramadılar. Yani arşivler ortadaydı, pek bir şey çıkaramadılar. Bu konuda bir kere öyle kabul etmek yok bilgisizce. Ve maalesef Türkiye'de çok bilgisiz insanlar var. Çok bilgisiz insanlar. Hani şimdi Twitter'da da çok moda oldu, herkese cahil diyormuşum, demiyorum yani. Eğlence oldu bu sıra ama herkes cahil olabilir. Yani cahil cahildir, tamam mı? Hiçbir şekilde lütfen cahil deyip oturmayın herkese. Fakat herkes yarı cahil olamaz. Buna hakkınız yok. Cahil olabilirsiniz, yarı cahil olma hakkınız yok. Böyle çeyrek çeperek bilgiyle yüksek sesle konuşma hakkı kimsenin olmamalıdır. Bu çok tehlikelidir. Yoksa cahilden ne istiyorsunuz yani? Nihayet işte bir şeyler söyler, o öyle değil çocuğum falan dersin. Dinlemezsin, kimse de dinlemez zaten. Ama yarı cahillik çok kötü bir şey. Maalesef Türkiye eğitim veremedi insanlarına, münevverlerine. Bakıyorsunuz çok iyi ihtisas sahipleri bile abuk subuk tarih lafı ediyor, hukuk lafı ediyor. Bunu etme hakkını kendinde görüyor çeyrek çepelek eğitimle. Yarım yamalak ve daha beteri çeyrek çepelekle. Buna tabii kimsenin hakkının olmaması gerekir. Dolayısıyla bu konular devam edecektir. Zannediyorum sadece bir soru alacağım yakın tarih üzerine, Ermeni şeyi değil, onu gelecek ay yapacağız. Bir soru hanımlardan önce yakın tarih üzerine, yoksa bir başka alabilirim, başka şey yapmayacağım. Çünkü bu konu devam edeceği için şimdiden dağıtmak istemiyorum. Buyurun. Hocam merhabalar. Buyurun. Ben Lozan'ın süresi 2023'te doluyormuş. Yani. Evet, 2000 evet. Küsurda 100. yılında doluyor. Amerika tasdik etmedi kongrede, biliyorsunuz. Müşahit olarak geldi ve kabul etmedi. Ziyanı yok. Evet. Hocam çok fazla spekülasyon dönüyor Lozan'ın dolmasıyla ilgili. Şimdi evet. Bir de Türkiye'deki siyasiler hedef 2023 dediğinden dolayı Lozan'ın da süresi 2023'te 23, dolacak. Evet.
acaba neden böyle deniyor, bu hedefte bir amaç var mı gibi spekülasyonlar dönüyor. Bu konudaki fikrimizi hayır, 2023'te tekrar bir araya gelinebilir, gelinmeyebilir. Şimdi mesela bir mukavele yapıyorsun değil mi? Telif ücretleri için falan. 5 yıllık diyor, 3 yıllık diyor. 3 yılın sonunda itiraz etmezsen devam ediyor. Ben yayıncılarla hep didiştiğim için oradan misal veriyorum. Bu hepsi için böyledir. Kira kontratı yapıyorsun. 3 senenin sonunda evden çıkma açısından uzatmanız lazım. Yani anlaşarak kabul ediyorum bu şartlarda diye. Demezsen bir şey etmiyorum falan filan diye devam eder. Veya ev sahibi sana bir protesto çeker. Çıkın evden. Bitiyor 3 seneniz, uzatmayacağım der. Yahut sen çekersin, ben gidiyorum arkadaş dersin, 3 yıllık kontrat bitti, gidiyorum falan. Bunu demediğin takdirde devam eder kontrat değil mi? Lozan'da böyle bir şey. Kimse itiraz etmediği takdirde bir araya gelmeyiz hükümlerine. Kocaman bir anlaşma o, biliyorsunuz. İçinde bir sürü pasajlar, paragraflar, ek anlaşmalar, ek metinler. Zaten dünya çok değişti, çok değişti. Boğazlarla ilgili hükümler külliyen değişti. Montreux'le yenilendi. İlk harita mesela tamamen değişti. Niye? Çünkü ne yaptık? Antakya'yı, Hatay'ı ilhak ettik ve Kıbrıs o zaman tamamıyla dışındaydı Türkiye Cumhuriyeti'nin. Bugün Türkiye Cumhuriyeti 58 Londra anlaşmalarıyla protektör, garantör oldu. 74'ten itibaren de bu garanti hakkını kullandı, müdahale hakkını ve ortaya bugünkü Kıbrıs çıktı. Bu mesela münakaşalı, artık ortada Lozan yok büyük ölçüde. Ama var bir takım şey, kapitülasyonlar kalktı, söz konusu değil. Daha bunun gibi nice şeyler var. Ortada başka türlü rejimler var. Yani borcumuz çok olduğu için o borçlar ödendi, yeni borçlar yaptık. Bir ara o başka bir statüde devam ediyordu, bugün o statü de gitti. Yani IMF vesaire gibi yerlerde artık tamamen böyle borçlu adam konumunda değil, neredeyse şey duruma geldik. Yani bozulma olmazsa değişiyor dünya. Onun için bunlar öyle ev kirasına benzemiyor tabii, devlet anlaşmaları. Bir başka soru daha alayım. Hocam merhaba. Buyurun çocuğum. Çanakkale'den söz ettiniz. Çanakkale'de Türkiye beynini yitirdi diye söylemler var. Beynini? Evet. Kim dedi, o ne anlamda dedi, duymadım. Ne anlama geldiğini söyleyeyim hocam, açayım ben. Ha, evet. Biliyorsunuz Çanakkale Savaşı'nda Türkiye... Ha, anladım. Bu laf yani çok... Beynini yitirdi demek... Çok... Evet, anlaşıldı. Şimdi bu tabii çok doğru bir laf ama çok abartılmış bir laf. Evet, söyleyin, buyurun. Hocam, sizce Çanakkale zafer midir Türkiye için? Tabii zaferdir, hiç şüphen yok. Sonrasında yani Çanakkale zafer... Vallahi şimdi böyle bir laf çıktı ortaya. Efendim diyor, biz bunu nasıl olsa kaybedecektik. Bu herifler de girecekti içeri, girdiler nitekim. Efendim niye orada boşuna bilmem ne yaptık diyor. Adam beyzbol oynadığını zannediyor. Yani adam diyor ki ben buradan içeri girerim diyor. Sen harbe girmişsin. Efendim harbe girmeyelim, girmemeliydik diyen herkes. Herkes değil ama bir sürü aklı başında adamlar. En başta kim? Kim? Yani o sırada savaşa girmeyelim, uzak kalalım, non belli cırıntı olalım diyen kim? Kim olduğunu biliyor musunuz? Efendim? Ya söyleyin şu isimleri. Böyle de yakın tarih bilinmez ki canım. Bak neler diyorlar. Mustafa Kemal Bey tabii. Kazım Karabekir Bey. Fevzi Paşa. Yani sonra Çakmak Marşal oldu. Esat Paşa. Çanakkale komutanı. Daha... İsmet tabii ki, Genelkurmay 2. Başkanı.
Birinci başkan Bronzart von Schleffendorf'tu, Alman'dı. İkincisi Türk'tü, İsmet Bey'di, onun muavini. Raporu var açıkça zaten ortada. Hele Alman tarafında girilmez artık. Almanya'nın foyası çıktı meydana der anlamında bir raporu var Marn'dan sonra. O kadar da büyütmeyin gözünüzde diyor. Bunlar diyor. Tabii ki Almancılar var ama böyleleri de var. Yani hiç katiyetle orada işimiz yok. Non belligerent kalalım. Yani belki er veya geç yuvarlanacağız ama acele etme sabahtan akşama diyor falan. Bunlar önemli. Şimdi girince harbi orası kapanır. Yani oradan artık Rusya'ya yardım falan söz konusu olamaz tabii. O çünkü karşıda. Herif de vereceğim diyor, geçeceğim diyor, geçemezsin diyor. O zaman arkadan işgal eder, karadan girerim diyor falan. Orada buyur gir falan denir mi? Öyle bir şey olabilir mi yani? Bir şey mi? Romanya mı bu yani? Koca Türkiye İmparatorluğu. Tabii ki savaşırsın. Ve tabii ki beyin lafı çok doğrudur. Okullarda sınıf kalmadı. Sınıf kalmadı ama aynı şeyi Fransa'da yaşadı az çok. Aynı şeyi Almanya'da yaşadı. Rusya çok daha fazla kaybetti. Türkiye gibi henüz kalkınmakta olan yani çağdaşlaşmakta olan bir ülke çok şey kaybetti. Yani Türkiye 1923'te maalesef arkadaşlar 1913'ün çok gerisindeydi. İnsan malzemesi olarak, iktisadi yatırım gücü olarak, kapasite olarak her bakımdan sırf beyin değil, adalet ve şey de kaybetti. Yani herkes öğretmeni, doktoru, avukatı söylüyor. Nalbant'tan ne haber, demirciden ne haber, sabanı doğru dürüst tutup ağacı besleyen köylüden ne haber? Yani onları hiç söylemiyorsunuz. O da gitti yani. Bunlar çok önemlidir. Onun için Türkiye'nin kendini düzeltmesi beyler, bir yandan da hastalıklar falan filan, bir kere sizin o tek parti devri dediğimiz devri geçmiştir. Yani tek parti devri boyunca Türkiye'nin zaten bir şey yapacak hali yoktu. Tamamen savaş arttığı, nüfusu fevkalade hasta, inanmayan gitsin sayımlara baksın. Atatürk öldüğü zaman 30 milyonluk imparatorluktan geriye kalan 17 milyon bir nüfus. O 17 milyon 24 oluşu 1955'i buldu. Ve ancak içinde erkek nüfusun eşitlenmesi ikinci harp sonrasında mümkün oldu. Yani ikinci harbe girmedik. Ve nitelikli nüfusun sayımına bakın. Bunların istatistikleri var. Bunların hepsinin gözden geçirilip konuşulması lazım. Tabii bu ülke çok şey kaybetti. Yani o kadarla kalmadı. 23'te, 22'de mütareke bir daha pek savaşmadık. Doğru dürüst ama kendisini ele alması, düzelmesi için ben size söyleyeyim. Hiç değilse bir 30-40 sene geçti. Bu söz doğru mudur hocam? İsmet Paşa, biz trenden gravatlı çıkana harcaya memur yapıyorduk. Aşağı yukarı bu işte böyle abartarak konuşuruz ya, bulduğumuzu adam yaptık, yani memur ettik. Tabii gelmiyor ki Ankara'ya kimse gelmiyor. Biri yoktu. Gelmiyor kardeşim, Ankara'ya memur falan gelmez. Hele öyle Fransızca falan bilen, Türkiye'de iyi lisan bilmek bugün bile hala bir marifet. Yani iki tane adam alıyorsun mesela, bir tanesi şakır 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 problem çözüyor. Bilgisayarda işlem yapıyor, İngilizce bilmiyor. Öbürü İngilizce biliyor, onu tercih ediyorsun. Yani belki onun kadar iyi program yazmıyor. Aynı mektepten mezun olmuşlar. İngilizcesi çok iyi diye hala İngilizce bileni alıyoruz. Sen de aynı şeyi yaparsın, ben de aynı şeyi yaparım seçsem. O zaman çok daha feci. Yani Türkiye'de kaç kişi Fransızca bilecek, ne yapacak? Herifin ne işi var Ankara'nın bozkuruna gelip yani? Tabii onun için trenden ineni zaten alıyorlar. Trende hatta gözlüyorlar kim iniyor diye. Çok önemli. Niye geliyor bir kere tabii? Muhtelif nedenleri var. Bu beyefendi niye geliyor? İş adamı mıdır, casus mudur, komünist midir, bozguncu mudur? İstanbul şüpheyle bakılan bir yer. O çok açık ama geleni de derhal işe almak lazım. Siz şeyi okudunuz mu, Şevket Süreyya Aydemir'i, suyu arayan adamı?
Okuyun onu, o akıllı bir adamdı. Ben tanıdım kendisini. Şimdi bu arkadaş komünist. Hem de öyle TKP üyesi komünist değil, Sovyetler Birliği Komünist Partisi üyesi. Hiçbir zaman da komünizmini inkar etmiş adam değildir. Yorum farklılığı ileri sürmüştür. Hapse de giriyor, çıkıyor falan. Afla çıkıyor, çok rica ederim. Yani af kendisi için çıkarılan bir af. Ve bu arkadaş hapisten çıkıyor, Ankara'ya geliyor Afyon'dan. İki yer birden sahip çıkıyor. Milli Eğitim Bakanlığı Genel Müdür Muavinliği ve İktisat İşlerinde bilmem ne Dairesi Başkanlığı. Sahip çıkılma da öyle git orada daktil ol falan değil. İkisinden birini seçiyor, sonra gene öbürüne değiştiriyor. Şey, becerikli bir adam zaten. Bu çok önemli. Yani adam yok, vasıflı adam yok Ankara'da. Türkiye'de yok zaten. Bunlar çok önemli. Tek parti döneminde böyle demokrasi olmadı falan diye konuşurken tabii olmaması bir meseledir ama şeyi düşünmek zorundasınız yani. Bir konuda çok insaflı olmak zorundasınız. Böyle bir memlekette ne olabilir? %90'ı köylü, okuma yazma bilmiyor. Salgın hastalıklar var. İktisadi monogramların hepsi birinci harpinde çok evveline düşmüş. Yetişmiş insan gücü hekimi, hocası, mühendisi falan fevkalade sınırlı ki bunların bir desandansı, bir geçmişi de var Türkiye'de. Yani öyle tam üçüncü dünya ülkesi gibi değil. Fevkalade iç karartıcı bir memlekette ne olur? Bunun üzerinde durmanız lazım. Ve böyle bir memleket bir takım muhalif akımlara ne kadar dayanabilir? Bunlar önemli, çok önemli. Komünizm dediğin zaman koskoca İngiltere, Fransa bile tir tir titriyor. Almanya tir tir titriyor. Yani koca sanayileşmiş şey ülkeler. Türkiye nasıl baş edecek bundan? Çünkü yolunun komünizm olmayacağını biliyor, seçmiş, söylüyor zaten. O zaman ne yapacaksınız? Yani bu çok önemli bir şey. Bazı şeyleri mütalaaya alırken düşünmeniz gerekiyor, düşünmeniz gerekiyor. Bu çok önemli. Çok saygılar sunuyorum. Görüşürüz gelecek aya.